Herkese yeniden merhaba. Ekonomideki çalkantının iç siyaseti belirlemeye çalıştığı bir dönemden geçiyoruz ama dış politikayı izlemezsek içeride başımıza gelebilecek veya ekonomide başımıza gelebilecek gelişmeleri tam olarak anlamamız da mümkün olmayabilir. O yüzden ekonomiyle ilgili görüşlerimi zaten bu hafta gereken bir biçimde sizlere aktardım. O görüşlerim hala sabittir. Türkiye'nin büyük bir master stratejiye, yani ekonomide ve sosyal hayatta yeniden yapılanmayı sağlayacak, demokrasi zemininde yeniden yapılanmayı sağlayacak büyük bir stratejiye ihtiyacı var. Bu strateji toplumun bütün kesimlerinin gönüllü katılımıyla gerçekleşebilecek bir strateji, Kuvayi Milliye ruhunun şemsiyesi altında gerçekleşebilecek bir kurtuluş formülü. Eğer burada gecikirsek başımız daha çok belaya girecek, daha uzun yıllar zorluk çekeceğiz. Hayır, erken davranırsak başımız belaya daha az girecek, hiç girmeyecek demiyorum. Ama en azından rahat yaşama şansı yakalayacağız. O yüzden siyaset üstü olarak bu meselelerin oturulup konuşulması gerektiği bir döneme geldik. Benim derdim o değil. Bugün size çok farklı bir yaklaşımda bulunacağım. Çok farklı bir gerçeği anlatacağım. Ve bu ülkeye dayatılan, zorlanan bazı ideolojilerin ne anlama geldiğini, siyasi anlamdaki ideolojiler, öyle doktrinal ideoloji değil, ne anlama geldiğini aktaracağım. Şimdi Türkiye'de ağzı laf yapan herkes Türkiye'nin özellikle 2009 yılında Davos'taki One Minute, devamında Mavi Marmara, devamında işte 15 Temmuz 2016 sonrası izlediğimiz daha bağımsızlıkçı politikalar çerçevesinde Suriye, Irak, Libya gelişmeleri, Dağlık Karabağ gelişmelerini de katarak nasıl yalnızlaştığını anlatıyorlar. Türkiye çok yalnız bir ülke onlara göre. Öyle böyle bir yalnız ülke değil. Yani ne yapsam yeridir olan bir ülke konumuna düşmüş gözüküyor. Ve özellikle mesela eski meslektaşım El Monitor'da yazmış, Semih İdiz. Öyle bir yazı yazmış ki, yani Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Mısır, Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimiyle ve bunun bağlantısında bir takım teferruatla iyi geçinemiyorsan zaten devlet değilsin gibi bir davranış içinde. İsmen veriyor. Peki bu Türkiye'nin yalnızlığını vurgulayan herkes bir tek noktadan çıkıyor. Bir tek noktadan çıkış noktası var. O da efendim İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, işte ne bileyim ben Yunanistan, Fransa, Almanya kısmen gibi ülkeleri niye karşımıza aldık? Bunlar Amerikan emperyalizminin ve transatlantik ittifakın bize zorladığı bir devletler. Yani İsrail'le ilişkin yoksa sen izolasyona girmişsin demektir. Bu mantık bu. Amerikan emperyalist ve siyonist mantığı aynen böyle çalışır. Yani bütün devletler İsrail'le iyi ilişki içinde olmak zorundadır. İsrail'in emrettiği ülkelerle iyi ilişki içinde olmak zorundadır. Bunların başında Birleşik Arap Emirlikleri gelir. Ne bileyim ben Yunanistan'ın Avrupa tarafından kollanan bir esir devlet konumu vardır. Ezmeyin çocukları falan. Şimdi bunu emperyalistler bize söyleyebilir de bizim onlara uymamız zorunlu değil yani. Bakın Türkiye'nin yalnız olduğunu savunan bu emperyalizmin Türkiye'deki borazanı kimlikli bir takım sözde aydın gazeteci ve siyasetçilerin gözden kaçırmaya çalıştıkları o kadar çok olay yaşanıyor ki bir anda Türkiye'de. Mesela kalktı bütün Türk devletlerinin başkanları geldiler. Yassıada diye bildiğimiz demokrasi adasında buluştular. Türk devletleri teşkilatını kurdular. 6 ülke şakkadanak bir teşkilat kurdu ve dünkü videomda belirttim. Bu Avrasya'daki büyük oyuna Türkiye'yi Çin ve Rusya ile beraber ortak eden bir adım oldu.
Şimdi Türkiye nasıl yalnız ya? Türkiye nasıl yalnız? Yani siz Kazakistan'ı, Özbekistan'ı, Kırgızistan'ı, Türkmenistan'ı, Azerbaycan'ı, hatta bağlantısında Gürcistan'ı, Kafkasya'da devletten saymıyor musunuz? Bunlar adam değil mi yani? Bunların sizinle olan dostluğu önemsiz mi? Yani bir Kazakistan'ın, bir Türkmenistan'ın, bir Azerbaycan'ın sizin gözünüzde bir İsrail, bir Birleşik Arap Emirlikleri kadar önemi yok mu? Soruyorum ya. 6 tane devlet bir araya geldi. Bir de yanlarına helal olsun o adama. Viktor Orban Macar halkının gerçek kimliğini bütün Avrupa'ya gösteriyor. Evet, Hristiyanız ama biz Hunus kardeşim, aynı Türkler gibi. Aha, oradan geldik buralara. Türkler Anadolu'ya geldi, biz buraya geldik diyor adam. Yanınızda bir de Avrupa Birliği'nin tam üyesi Orban Macaristan var. Yakında tam üye olacak. Şimdi gözlemci. Şimdi bakın, öyle bir coğrafyadan, öyle bir kalabalıktan bahsediyoruz ki o kalabalık bizim kalabalığımız, Türk kalabalığı dünyayı titretiyor arkadaşlar. Bütün bu etrafımızdaki melanet bu. Daha başkasını anlatayım. Biz çok yalnızız değil mi? Çok yalnızız. Evet. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez geldi. 17 Kasım. Demek bugün ayın 21'i, 4 gün önce. Bizim yalnızlığımızı anlatan bütün kalemler, bütün gazeteler, bütün yayın organları bu adamın gelişini görmezlikten geldi. Oysa şimdi anlatacağım. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde vardıkları anlaşma NATO'yu kabuk gibi ikiye böldü. İkiye böldük NATO'yu. NATO'yu ikiye böldük. Bakın, bir defa detayını vereyim çünkü medyadan izleyememişsinizdir. Böyle haberleri medyamız vermez. Arda Azentürk verir. Vereyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Pedro Sanchez'le yaptığı görüşmenin sonrasında İspanya ile TCG Anadolu'yu birlikte yaptık. TCG Anadolu bizim bir tür uçak gemimiz. Tam uçak gemisi değil. F-35 programından emperyalizm bizi dışarı çıkartmasaydı F-35B'lerle bir tür uçak gemisi olacaktı. Yani onlar dikine kalkıp inenler grubunda. Gerçi dikine kalkıp inen uçak bulmak zor mu? Hayır, değil. Gidersin İngiltere'ye, Fransa'ya alırsın. Onlar da paşa paşa verirler ama biz daha akılcı bir şey yaptık. SİHA'larımızı o uçak gemisinde görevlendireceğiz. Bu daha etkin bir şey mi? Evet. Çünkü o gemi sonuç itibariyle bize çok uzak diyarlarda denizden karaya çıkartma kapasitesi veriyor. Yani Trablus'ta bir sorun mu var? Gideceğiz oradan tanklarımız, zırhlı araçlarımızla bam diye 3000 asker bir anda Trablus'a inecek denizden. Şimdi tabii bu şu anda yüzüyor, bu gemi tefriş ediliyor, yani sefere hazırlanıyor. Bu devreye girdiği an mesela şöyle söyleyeyim, gemimizi TCG Anadolu'yu Adriyatik'e koyduğun an Yunanistan kilit. Kilit. Çünkü ne yapmış oluyorsun TCG Anadolu'yu Adriyatik denizine koyduğun an? Yunanistan bütün savunma sistemlerini doğuya doğru yapmış. Ege Denizi, Doğu Akdeniz falan. Sen batıdan geliyorsun. Batıya geçmiş oluyorsun. Şimdi tabii bunlar çok ciddi problem çıkaracak. Ama helal olsun. Çıkaralım. Yani anlattığım konu bu. Şimdi diyor ki Erdoğan, yeni bir büyük uçak gemisi yapma amacımız var. Daha büyüğünü. Aynı zamanda denizaltı üretimi ortaklığı da yapacağız. Savunma sanayinde birlikte yapacağımız çok iş var. İspanya'nın Türkiye Cumhuriyeti'ne yaklaşımı diğer Avrupa Birliği ülkeleri tarafından rol model kabul edilmeli. 600 İspanyol şirketi Türkiye Cumhuriyeti'ne yatırım yapmış durumda. BBVA'nın Garanti Bankası biliyorsunuz. Ülkemizdeki varlığını önemsiyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti'ne olan güveni işaret ediyor. Bu BBVA İspanyol Büyük Bankası'nın Garanti Bankası'nı almış olmasının bir başka önemli özelliği daha var. Sonucu daha var. İspanya bu bankacılık sektörü üzerinden Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama sistemlerini destekliyor ve bankacılık üzerinden kurduğu bu ilişkiyle Türkiye'nin enerji sektörüne ortak oluyor. Şimdi geldik mi oraya? Geldik. Çünkü Avrupa Birliği Konseyi defalarca Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rum yönetiminin zorlamasıyla Almanya ve Fransa'nın liderliğinde Türkiye'ye çok sert Doğu Akdeniz yaptırımları için toplandı. Fakat iki ülke, özellikle İspanya ve sonrasında da İtalya, asla böyle bir şeye izin vermediler. Çok açık ve nettir. Çok açık ve net. Hele hele İspanya şöyle dedi Yunanlılara. Yunanlılara direkt, o dönemin Dışişleri Bakanı söyledi. Bu bugünkü Dışişleri Bakanı değil, o zamanki. Dedi ki, Türkiye bir NATO üyesidir. Sadece dost değildir. NATO'da sadece dostlarınız değil, müttefikleriniz vardır dedi. Şimdi İspanya'nın Türkiye politikası ta Soğuk Savaş yıllarından bu yana böyledir. İber Yarımadası, yani Avrupa'yı Latin Amerika'ya bağlayan İspanya ve Portekiz'de Anadolu Yarımadası, yani Türkiye üzerinden Avrupa'yı Avrasya'ya, Çin sınırına kadar bağlayan stratejilerin ortaklığı, İspanya ve Portekiz'de Türkiye'yi ister istemez ortak stratejide ve ortak önemde kılar. Coğrafyamız değişmediği sürece Avrupa için İspanya'nın önemi neyse Türkiye'nin de önemi odur. Bakmayın siz onların cavcuv etmelerine. Sonuçta ayaklar suya ermek zorundadır. Real politikten bahsediyoruz, hayallerden bahsetmiyoruz. Hayaller başka, real politik, gerçek politika başka. Şimdi belli ki İtalya ve İspanya Doğu Akdeniz'deki Yunanistan yaygarasından aşırı şekilde rahatsız olmuş durumdalar. Çünkü Akdeniz'de sağlanacak bir istikrar bu iki devletin özellikle çok büyük bir öneme sahip olmasına neden olacak. Bakın İtalya bir akıllı devlet. Daha önce Hafter böyle kuşatmışken Trablus'u, böyle Hafter'e doğru oynuyordu falan. Ama bizim ortalığı dengeyi sağlamamızdan hemen sonra Türkiye ile işbirliğine gitti ve Libya'da Türkiye ile beraber söz sahibi olan bir devlet haline geldi ve Birleşmiş Milletler Libya sürecini yöneten bir ülke haline geldi, devlet haline geldi İtalya'da. Stockholm'da merkezi olan Stockholm Uluslararası Barış Enstitüsü'nün rakamlarına baktım. Uluslararası Barış Enstitüsü'nün rakamlarına göre Türkiye'nin 2015-2019 arasındaki toplam savunma ihtiyacı ithalatının %43'ünü İspanya ve İtalya karşılamış. Yani biz 2015-2019 arasında savunma ihtiyacımız var. Füze, yani her şeyi, hiçbir devlet kendi başına üretemiyor. Yedek parça, işte İHA'larımız, SİHA'larımızın üretiminde kullanılan stratejik maddeler, parçalar, bunların %43'ünü iki devletten karşılamışız. Biri İspanya, biri İtalya. Çok yalnızız ya, çok. Nasıl yalnızız yani? Böyle yalnızlıktan ölüm ölüyoruz. Arkadaşlar aklınızı başınıza toplayın. Avrupa bir nitekim Yunanistan hükümet sözcüsü Yanis Okinayu mu ne işte şöyle bir açıklama yaptı. Son Sanchez Erdoğan buluşmasından sonra Avrupa Birliği üyesi ülkeler Avrupa Birliği Konseyi'nin Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler konusunda aldığı kararlar ile bağlıdırlar. Bu ülkenin uluslararası hukuku çiğnemesine karşı ortak davranmak zorundalar. İspanya'nın sosyalist başbakanı Avrupa kararlarına
uymak zorundadır dedi. Bak arkadaş, şimdi tabii Yunanistan şunu gördü. Türkiye, Yunanistan Fransa ile bir ikili savunma işbirliği anlaşması yaptı. Bu iki NATO ülkesi arasında üçüncü bir NATO ülkesine karşı yapılmış ilk ikili savunma işbirliği anlaşmasıdır. Amerikalıyı saymıyorum. Amerika her yerde yapıyor. Peki bu çerçevede ne dedi Fransa ile Yunanistan? Birimiz hepimiz, ikimiz hepimiz için. Yani birimize bir saldırı olursa öteki de otomatik olarak. Bu Mevlüt Çavuşoğlu tarafından da, İbrahim Kalın tarafından da Brüksel'e çok net anlatıldı. Bakın, Avrupalılar eğer NATO içinde bu tür ikili anlaşmalara giderse bu NATO dağılır, NATO'nun ölümü olur bu diye biz uyardık. Ha, dinlemediler. Ne oldu? İspanya Başbakanı geldi. Tabii ki o kadar bir büyük bir anlaşmaya bizim, ne İspanya'nın ne bizim ihtiyacımız yok. İkimiz de güçlü devletleriz. Ordularımız da güçlü. İspanya ordusu da iyidir. Yani öyle yabana atılır bir ordu değildir. Eski imparatorluklarız biz ya. İspanya imparatorluğu vardı, Osmanlı vardı. Yani bu tür devletleri Yunanistan gibi efti püften devletlerle karşılaştırmamak lazım. Neyse, şimdi bu anlaşma 17 Kasım'daki NATO'yu ikiye böldü. İki tane mihver çıktı ortaya. Biri Yunan Fransız, öbürü İspanyol Türk. Şimdi baktığın zaman İspanyol Türk inanılmaz bir güç. Yani o iki orduyu, ben burada uzun uzun rakamlardan bahsetmeyeceğim. O iki orduyu bir birleştirin hayalinizde, aman Allah. Peki bunun nedenini İspanya, Fransa'nın, ki Fransa Akdeniz'e en küçük şeyi olan ülkelerden biri, sahili, Yunanistan ve Rum yönetimi üzerinden Doğu Akdeniz'de söz sahibi olmasından memnun değil. Çok açık. Ve İtalya ile beraber Türkiye ile enerji sektöründe çok ciddi işbirliği yapmak istiyorlar. Şimdi bakın, İtalya'nın büyükelçisi var, Massimo Gaiani, Doğu Akdeniz için ne diyor? Daha yeni yeni bu İspanyol ziyareti sırasında. Kucaklayıcı çözümlere ihtiyaç var. Türkiye'yi dışlayan herhangi bir formül Doğu Akdeniz'e çözüm getiremez. Şu an gerginliğin tam tırmanmasını önlemek önemli ama mevcut durum uzun süre sürdürülemez. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e en uzun sahibi olan ülke olması bu sorunun belirleyici faktörüdür diyor İtalyan Büyükelçi. Tabii Yunanlı çıldırmıştır. Devam ediyor. İtalya ve Türkiye enerji sektöründe çok güçlü ortaklardır. TANAP'la bağlıyız birbirimize. Kafkasya petrolü Trans-Adriyatik boru hattına taşınıyor. Türkiye'nin enerji hatları konusunda çok güvenilir bir karakteri var. Her zaman önceliğimiz Türkiye'dir. Libya'nın istikrarı için de birlikte çalışıyoruz diyor. Şimdi bir mihver var bu tarafta Avrupa'da. İspanya-İtalya mihveri. Türkiye ile savunma sanayi ve enerji sektöründe çok sağlam ilişkiler kurmuş ve kurmaya devam edecek bir yapıları var. Bakın, çok enteresan, çok enteresan bir rakam vereceğim. Bu yılın ilk 7 ayı, yani Temmuz ayı sonuna kadar, Ağustos, devamı sonra çıkacaktır tabii. İtalya ve İspanya ile toplam dış ticaretimiz 13'er milyar dolar. Ve bu rakamın 20'şer milyar dolara ulaşması an meselesi. Yani sadece İtalya ve İspanya ile bizim dış ticaret toplamımız çok yakında, belki de bu yılın sonunda 40 milyar dolar olacak. Burada çok fazla İtalyan, aynı 600 İspanyol şirketi kadar İtalyan şirketi de burada. Biz çok yalnızız. Çok yalnızız canım. Çok, çok yalnızız. Yani Yunanistan kalabalık. Yunanistan ne kalabalığı be? Mısır'ı yanına almış efti füften bir ülke. Ne kalabalık? Nerede kalabalık? Şimdi Türkiye soğukkanlı bir biçimde Doğu Akdeniz'de İtalya ve İspanya ile ittifakını güzel geliştirdi. Yakın bir gelecekte zaten
orada gereken olmaya başlayacaktır. Öyle bekliyorum. Gerçekten öyle bekliyorum. Yani bu bir şey düşüncesi değil. Ve bu çerçevede baktığınız zaman Türkiye sadece Türk dünyasında değil, Avrupa dünyasında da öncelikle İtalya ve İspanya ile sonra Macaristan, arada ufak bir tartışma oldu Polonya ile, Baltık Cumhuriyetleri ile, Baltık Cumhuriyetlerinden aşağıya in Romanya ve Bulgaristan'a uzanan hatla ve tabii ki Avrupa için ana güvenlik sorunu olan Ukrayna ile kalabalıklaşan bir ülke. Yemeyin o lafları, izole olduk, izole olduk. Ne izole olduk? İsrail'in izolasyonu bu kadar işte. Bu kadar. Ne izolasyonu? Diyeceksiniz ki bu İtalya Başbakanı bir ara böyle sanıyorum Nisan 2020'de punduna getirip Erdoğan için diktatör falan demişti. Erdoğan da ona densiz, terbiyesiz demişti. Nasıl oluyor da böyle ısınır? Çünkü iki ülkenin devlet aklı şahsi açıklamaların ötesindedir. Nitekim sanıyorum 8 Eylül 2021'de Mario Draghi ile bir telefon görüşmesi oldu Erdoğan'ın. Çok başarılı bir görüşmeydi. G20 Roma'da başbakanlar Erdoğan bir uzun görüşme yaptı. Mükemmel bir sonuç alındı. Yani o laflar edilmiş kalmış oldu. Birisi ona diktatör dedi. O da sen de terbiyesizsin dedi. Ama devlet aklı bu siyaseti götürmekte kararlı gözüküyor. O yüzden buna bakın. Bu tür olaylara bakın. Bunları size kimse anlatmıyor. Kimse anlatmıyor. Ana haber bültenleri cinayetler falan filanla dolduruluyor. Esas konuşulması gereken Türkiye'nin Akdeniz ittifaklarıdır. Akdeniz'de tıpkı Türk dünyasında olduğu gibi çok güçlü bir yapıyı Yunanistan'ın homurdanmasına rağmen Yunanistan Dışişleri Bakanı resmen İspanya'ya nota yollayacak hale geldi son silah anlaşmasından sonra biliyorsunuz. Bu adamlar bir yıl önce İtalya, İspanya ve Almanya'ya Türkiye'ye silah ambargosu uygulayın diyen bir mektup yollamışlardı. Aldılar cevaplarını üçünden de. Öyle. Öyle. Ne diyoruz biz? Hayaller ve gerçekler. Üçü de ne diyorsun oğlum sen dediler ya. Yani. Üçü de. Gerçi Almanya iç siyasetinde İsrail'in çok belirleyici olduğu bir ülke olduğu için denizaltılar konusunda biraz ipe un sürüyor gibi ama biz onu İspanya'yla da yapmayı biliriz. Efendim kalın sağlıcakla. Güzel bir söyleşi, güzel bir yaklaşım olduğuna inanıyorum. Bunu ben sonra bir de M5'e köşe yazısı olarak yazayım da yazı olarak da kalıcı olsun. Hoşça kalın.